Efendim? Bir yıldız gibi parladın sen. Ah canım bence. Benim. Teşekkür ederim. Nasıl? Çok kısa sürede hazırlandık lansmana. Ama çok özel içeriklerin sunulduğu, bizden daha çok başrolde içeriklerin olduğu bir gece olduğu için hoş, güzel bir geceydi. Ben size sormuştum ama bir daha soracağım. İstanbul'u bu sezonda fethediyormuş. Bu sezonda İstanbul'u alıyoruz, fethediyor muyuz'un cevabını inanabiliyor musun? Ben bile çok bilmiyor olabilirim. Yani bence fethediyoruz ama çok da emin değilim. Yani en sonunda fethedeceğiz yani. Hani edeceğiz. Yani. Hazırlıklar baş. Ben görüyorum toplar, tüfekler, sette hazırlıklar başladı. Biz hazırlanıyoruz. Peki yeni sezon sizin için nasıl geçecek? Çok ciddi rekabet olacak bu sene Tuba Hanım. Bunun zaten ilk sinyallerini aldık reyting listelerinde. Maşallahınız var, onu da söyleyelim. Hakkınızı takdir edelim. Nasıl bir sezon geçecek? Çok ciddi rekabet. Yani bu rekabetin altından kalkabilecek mi televizyon dünyası? Benim gözlemlediğim bir şey var. Bunun hani rekabet ne olacak, ne bitecek, buraları ben bilemem. Ben yaptığım işi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. O kadar güzel içerikler üretiliyor ki, o kadar seyirci kartelasının hepsine hitap eden içerikler üretiliyor ki, bütün arkadaşlarımı gerçekten canı gönülden kutluyorum. Ben çok küçük yaşta başladım sektöre. Yani 15 yaşında oyunculuk yapıyordum. O zamanlar içerisinde bulunduğum dünya bu kadar renkli, çeşidi olan bir dünya değildi. O yüzden şimdi izlediğim içerikler çok güzel. Dünya çapında içerikler. O yüzden böyle rakiplerin olması çok güzel. Bayılıyorum. Peki efendim, direkt soracağım. Ne zaman yaş almayı veya yaşlanmayı düşünüyorsunuz? Vallahi almayayım ya. Çok uğraşıyoruz bak. Bir insanlar diyorlar ki böyle işte aman sen de işte hep genç duruyorsun. Bir de bana sor, bir de bana sor, sabah kalk sporunu yap. Bu işler böyle hani şey diyorlar ya genetik. Hani onu izleyen Ayşe abla, Zahide teyze üzülme. Gerçekten ben bunun için büyük emek veriyorum. Çünkü işimizin büyük parçası bu. Yani iyi beslenmek, iyi uyumak, iyi insan olmak, hepsinin bir bütün şeklinde verdiğin emeğin karşılığını alıyorsun. Evet, o noktada hem şanslıyım hem de çabalıyorum diyebilirim. O da ara ara da zaten sosyal medyadan paylaşıyorum neler yapıyorum diye. Az önce sahnede sanki ufak bir gerginlik mi oldu? Yani Sinan Bey çıkarken çünkü bir şeyler söyledi. Yani yanılmıyorsam şey demişsiniz, Gazze mesajından sonra tabii şarkısı söylenir mi, eğlenir mi? Tabii şarkısı söylenir mi demedim. Gazze yani orada bir yas duruşunda bulunup arkasından göbek atmanın doğru olduğunu düşünmedim. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Teşekkür ederim efendim. Çok tamam. Sağ olun.